Size darbe demiş diye tele Üst sınırdan para cezası. Ekonominin kötülüğü Erdoğan'a bağlı demiş bir milletvekili. Ona da üst sınırdan para cezası vermişler Fox TV'ye. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu lafları etmek para cezasına çarptırılmaya seçim yaklaşırken yeter ki sustursunlar televizyonları. Ya ekonominin kötülüğünü Erdoğan'a bağlamayacağım da kime bağlayacağım kardeşim? Bunu televizyon vermezse ne haber yapacak? Hakikaten döndük dolaştık, aynı noktaya vardık. Penguen göstersinler. Ana haberlerde penguen göstersin merkez medya. Muhalif medyada kendini bunlara boğduracağına kendi kendini kapatsın daha iyi. Böyle saçmalık mı olur ya? Buna top yakın direnmeye devam edeceğiz. En büyük izleyici ve seçmen dayanışmasını, bu kanallarla göstereceğiz. Kimse korkmasın. Diğer yandan Erdoğan'ın sözleşmeli personel ve ek gösterge tartışmalarındaki beklentiyi gündemden çıkardık demiş. Sanıyor ki bir bakanlar kurulunda bunu söyleyince iş bitiyor. Kardeşim sözleşmeli personel uykuyu yamıyor. Kapsam belli değil. Meclise sevk edilmiş bir şey yok. Senin gündeminden çıktı. Milletin bundan başka gündemi yok. Taşeron işçilerin, sözleşmeli personellerin. Kadro bekliyorlar. Ayrıca EYT. 13 Aralık günü sen demedin mi? EYT konusunda bu ay sonuna kadar işi netleştireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız inşallah. Senin grubun dün masadan kaldırmadı. Noel tatiline el kaldırdı. Noel tatiline gidiyorlar. AK Parti, MHP, kol kola Noel tatiline gidiyorlar. Bir geyiklerin çektiği kızak arabaları eksik. Gitmeyin diyoruz. Nereye gidiyorsunuz diyoruz. EYT var diyoruz dinletemiyoruz. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar diyoruz. Bu EYT'ye ayrımsız, sınırsız, yaş sınırı olmayan bir kanunu geçirmeden yılbaşı gecesine girenler yılbaşı gecesi bütün EYT'lilerin tasalı, kederli, endişeli olmasını sağlayacak. Bunu yapmayın. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu meclisin tatil yapmaya hakkı yok. Bu sorumlulukları yerine getirmesi lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa çok kısa yanıtlayayım. Ben soruyu sordum. Şimdi süpürge yapan, İstanbul sokaklarında süpürge yapan, İspark'ta araba park ettiren çocukların amcasından, kız kardeşinin kocasından terör örgütüyle temas üretene soruyorum. Senin bakan yardımcının yurt dışında fed, e, firari FETÖ'cü kardeşi var mı yok mu? Bunu açıkla önce. Sen bunu açıkla. Sorun? Sorun yok desinler. Teşekkür ediyorum. Başka soru yoksa. Merkez Bankası faizi sabit tuttu son dakikasıyla Meclis'ten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in basın açıklamasından kısaca yanıtladığı bir sorunun ardından yeniden haber masasında stüdyodayız efendim. Asgari ücret açıklaması, EYT pazarlığı, günün sıcak başlıklarıydı. Çünkü EYT pazarlığının bugün İşverenle birlikte işçi temsilcisi olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklanan asgari ücrette etkili olduğu, pazarlıkta etkili olduğu konuşuluyordu. 8.750'den geri adım atıldığı söyleniyordu ama haftalardır bizler ilk pazarlık gününden beri haber masasında vurguladık 8.500 lira olacağını yayınlarımızı yakından takip ediyorsunuz biliyorsunuz sizlerde. Çalışma Bakanlığı'nın içerisine alınmadan dahi habercilik yapılabiliyor efendim. Çalışma Bakanlığı yetkililerinin de dikkatini. Şimdi muhalefet şerhi koyuyor Türk İş. Türk İş yetkilisi haber masasına başlarken canlı yayın konuğumuzdu ve bazı şerhler düştü. Eleştiriler getirdi. Masada yokuz ama masada sanki varmışız gibi de konuşuldu. Ama bir de teşekkür kısmı var ki o kısma da hicap duyuyoruz dedi. Nedir o? Cumhurbaşkanı Erdoğan e, sayın bakanıma ve işverenlere teşekkür ediyorum Meğerinde bir konuşmayı imza attı. Orada da bizi yok saydılar. Kabul edilemez dedi Türk iş yetkilisi. Bunun dışında disten gelen açıklama, Arzu Çerkezoğlu'ndan gelen değerlendirme var. Günün sıcak başlıkları bu şekilde. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturma raporu tamamlanan, terör atfı suçlaması yapılan ve kayyum hazırlığı mı sorularını da beraberinde getiren meselede özel konuklarımız olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuşacağız. Ama öncesinde hem ekrandaki sıcak başlıkları değerlendirelim. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı. Bir haber, bir yorum gerekli midir? Eğip bükmeden soracağız. Bir de asgari ücrede ilişkin hesaplamalar artık yapıldı. Üzerinden yeterli zaman geçti. 1-1,5 bir, bir saatte hangi detaylar ortaya çıkmaya başladı? Şubat ayında ilk maaş yattığında elde ne kalacak, enflasyon ne olacak? bunları konuşmak lazım. Ekonomi yazarı Şetin Ünsal'an bizlerle birlikte. Çetin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Asgari ücrete birazdan gideyim. Daha sıcak başlık. Merkez Bankası ee, aslında bu konuda bir teminat da vermişti. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Bir kez daha düşüreceğiz. Sonra sabit tutmaya devam edeceğiz gibi bir işaret vermişti. Bunun da gereği yapılıyor sanki. %9'da sabit kaldı. Var mıdır bir anlamı etkisi bir yorumlama gereksinimi bilmiyorum sözü size bırakayım yani her halükarda iki cümle söyleyeyim yani hani çok şaşırtıcı değil az önce ifade ettiğiniz gibi geçen ayki toplantıda zaten bunun mesajını vermişti bütün dert aslında enflasyonun ne kadar olduğu değil tek hane algısını yani böyle bir söylemle yola çıkıldığı için tek haneye gelindi ve orada duruldu yüzde on buçukken de çok gerçekçi değildi %9 kendi de çok gerçekçi değil. O yüzden hani etkisiz eleman. Ama şu bir gerçek ki e, bu tavır yani artık e, inatlaşmak bazı şeylerle e, tabii ki çoktan hem reel sektör bazında hem vatandaş nezdinde hem de uluslararası piyasalarda notunu vermiş vaziyette. E, bu saatten sonra çok uzun bir süre e, söylemlerinin Böyle sadece bakıp geçeceğimiz bir noktadan öteye gidemedi ne yazık ki Merkez Bankası. Şu anda piyasada hala bu rakamlar zaten uygulanmıyor. Düşürdükçe yükselen bir faiz maliyetiyle de karşı karşıya kalıyor. Hem bireysel olarak tüketiciler hem de firmalar ne yazık ki. Tahminler doğru çıktı 8500 lira hatta resmi ifadesiyle 8506 lira asgari ücret. Önce yorum rica edeyim sonra birkaç spesifik sorum olacak. Elbette. Ee, öncelikle bu beklediğim bir rakamdı benim. Hı hı. Onun altını çizeyim. Ee, Türk işin masada olmamasını ayrıca konuşuruz. Tabii. Ama 8.000-8.500 liralar civarında bir rakam geleceği çok açıktı zaten. Ee, bunun üzerine nasıl çıkılabilirdi? Ee, onun da altını çizeyim. Bunu sanıyorum sizin yayında da e, tartışmıştık, konuşmuştuk. Aşağı yukarı bu rakamın yani 8.500 liranın işverene maliyeti %40 %40'a te tekabül etse 11 bu 11.500 evet. falan gibi bir şey yapar. Hadi 250 lirasında sildiler. 11.500 yapalım bunu yuvarlak hesap. Şu denilebilirdi. Ee, gerekçesini de açıklayacağım. Ee, ya biz bir seneliğine bütün vergi ve primleri subvanse edeceğiz. Siz bizim yerimize vatandaşa verin bu 11.500 lirayı. E, yeter miydi? O da yetmezdi ama zaten işverene olan maliyeti cebinden çıkacaktı. Bari e, vatandaşın cebine girer, bari uzun vadede bunun da iç piyasayı hareketlendirici, dolaylı yoldan da vergileri arttırıcı bir etkisi olabilirdi. Hı hı. Bu haliyle ne alanı ne vereni memnun etmeyecek bir fotoğrafla karşı karşıyayız. E, çok radikal bir şey söyleyeyim, gerekçesini söyleyeyim ilk önce. Bakın Buyurun. dünyada herkesin gündeminde enflasyon var. Amerika Amerika Birleşik Devletleri demiyorum. Amerika kıtasındaki ülkeler, Asya kıtasındaki ülkeler, e, Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ki keza bazı Orta Doğu ülkeleri bile enflasyonun yükseliş trendinde olacağına dikkate alarak buradaki maliyeti kendi üzerine alarak vatandaşlarına ve küçük işletmelerine bu süreci atlatabilmeleri için arka arkaya destek paketi açıkladılar. Hala da de açıklamaya devam ediyorlar. Bizde ne oldu? Buna buradan geleceğim. Şu anda enflasyon resmi olarak %84. Ee, Verilen o şeyi geçelim. Ee, o çok inandırıcı değil yani. Geçen yıl başında bu yana %94 falan. O zaman 5500'ü niye yaptınız? Eridi gitti ki yaptınız. Oradan itibaren bakmak lazım olaya. Ee, ama öyle bile olsa e, ortadaki maliyete şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözüyle birlikte değerlendireceğim. Diyor ki emin olun önümüzdeki süreçte çok kısa sürede yüzde otuzlara oradan da yüzde düşecek bir enflasyon var. Herkes hesabını buna yapsın. Şimdi bu cümleyi bir yerde tutun. İkinci cümle bizim asgari ücrete verilen yüzde zam. E, bence hükümet şunu söyledi. Ben bir kere yüzde yirmi falan değil. Ee, siz zam yapmayın ve bu enflasyon